Rusya'nın sanıklarının değil de mağdurlarının neredeyse yargılandığı bir yargılama pratiğine biz tanıklık ettik sizlerle beraber. Suruç katliamının yargılama süreci Hilvan cezaevi kampüsündeki duruşma salonunda gerçekleşirken hiçbir sanık dosyada hazır edilmedi. Bu yönlü taleplerimiz ısrarla dosya içerisindeki bütün taleplerimiz gibi reddedilirken mağdur olan aileler katledilen çocuklarının katillerinin hesap vermesini adalet karşısında sorumluların tespit edilmesi yönünde adalet mücadelesi yürüten ailelerin neredeyse yargılandığı gibi bir sürece biz tanıklık ettik. Defalarca aramalardan geçtiler. Yaptıkları açıklamalar soruşturma ve kovuşturma konusu oldu. Tutuklanan aile mensupları oldu. Mezarları başlarında çocuklarına dair süreci, acılarını, yaslarını yaşamaları dahi engellenerek birçok yerde mezarlar tahrip edildi. Mezar başlarındaki anmalarda acısını dile getiren, ağıt yakan anneler, babalar ceza soruşturması konusu edildiler. Duruşma salonlarında adalet isteyen avukatlar ve aileler yine ceza davalarıyla karşı karşıya bırakıldılar. Ceza alanlar ve halen yargılamaları devam edenler var. Bu yargılama sürecinin avukatlarına yönelik tutuklama, gözaltı benzeri süreçler işletildi. Biz bunların yine bu dosyanın etkin bir şekilde soruşturmasını önlemeye yönelik cezasızlık politikalarının bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Israrımız zaten bu temeldeydi. Adalet beklentimiz bu tutumun karşısında ısrarla adaletin gerçekleşmesi üzerine, ısrarla bugüne kadar eksiklikler yapılmış olsa bile bugüne kadar adalet işletilmesin diye kamu gücü ve olanakları kullanılıyor olmasına rağmen böyle bir katliamda adaletin ısrarcısı, takipçisi ve devamcısı olarak da tesisini sağlamak. Çünkü bu katliam sadece 33 kişiye karşı işlenmedi. Toplum olarak, insanlık olarak hepimize karşı işlendi. Ve bu dosyanın tarafları da sadece o aileler değil, biz hepimiziz. Bu temelde de adalet beklentimizi, adalet ısrarımızı duruşma salonlarında, toplumsal alanlarda, yeri geldiği zaman mezar başında, anmalarda, sivil toplum mecralarında duyabileceğimiz ve duyurabileceğimiz her alanda da söylemeye, dillendirmeye ve adalet beklentimizi de büyütmeye devam edeceğiz. Aradan 9 yıl geçti, 10. yılımıza giriyoruz. Ancak bu adalet beklentimizin biteceği anlamına da gelmiyor. Bir sürece yayarak belki bu ısrarın, bu talebin, bu beklentinin biteceği düşünülüyor olabilir. Ancak süre geçtikçe, yıllar geçiyor olsa bile adalet beklentisi, adalet talebi ve ısrarı katlanarak devam etmekte. Biz bu sene yine aynı şekilde katliamın yıl dönümünde 33 düş yolcusunun mezarı başında, katliamın gerçekleştiği yerde de olacağız. Duruşma salonlarında da her ne kadar cezasızlık hakim kılınmaya çalışılsa da adalet beklentimizi büyüterek de mücadelemizi sürdüreceğiz. Şimdi hukuku, insani ve vicdani gerçeklikten bağımsız düşünmek katiyetle mümkün değil. Bugün belki katliamın gerçekleştiği yerin vasfını değiştirerek ya da farklı bir mekana dönüştürerek katliamın unutturulmaya çalışılması bu katliamın unutulacağı veya unutturulacağı anlamına gelmemekte. Bu temelde hem katliamın gerçekleştiği yerin kalıcı bir şekilde bir anıtla anmayı sağlayacak insani temelde bir tesisin yapılmasıyla ilgili hukuki vasfının da düzenlenmesi konusunda Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Suruç Belediyesi üzerinde temelinde onlar aracılığıyla yapılan başvurular, görüşmeler ve çalışmalar da mevcut. Ancak bu aşama ne kadar sürer, ne kadar sürmez o konuda bir fikrimiz olmamasına rağmen biz katliamın gerçekleştiği yerde onların manevi varlığını sürdürmek üzerine anılarını yaşatmak, başlattıkları barış ve kardeşlik yolculuğunu ilerletmek adına da her yıl sürekli de orada olacağız. Anılarının da unutulmasına da, unutturulmasına da izin vermeyeceğiz. Sadece hayatını kaybedenler değil,
hayatta kalan aileleri ve yas tutma hakkına sahip olan aile bireyleri, bu anma hakkını elinde bulunduran aile bireyleri ve tüm yurttaşlarımızın bu yönlü insani, sosyal ve toplumsal haklara sahip olduğu bahsettiğimiz kurumlar aracılığıyla da bilinmekte. Talebimiz ve beyanlarımız bunun üzerine kurulu, temaslarımız da bunun üzerine devam etmekte. Mevcut yasal düzenlemeler, insani hassasiyetleri, öncelikleri de korumak üzerine kurulu. Hem hayatını kaybedenlerin anılarının korunması, hem yaşayanlar yanında ölülere de saygı duyulması temelinde yasal düzenlemelerimiz mevcut. Biz bu temelde insani, yasal, kanuni ve vicdani bir işleyişin bu katliamda adalet beklentimizle paralel olarak da sürdürülmesini istiyoruz. Herkesin buna hakkı var. Hayatını kaybedenlerin haklarıyla da ilgili yasal düzenlemelerimiz mevcut. Biz bütün kamu personellerinin bu konuda görevlerini yerine getirerek yas tutan, adalet beklentisi olan ailelerin bu beklentilerine saygılı bir noktada yasaları da uygulayarak destek sunmalarını bekliyoruz. Biz o gün 20 Temmuz'da yine Amara Kültür Merkezi'nde katliamın gerçekleştiği yerde olacağız. Anılarını büyütmeye, adalet mücadelesini de ısrarla sürdürmeye de devam edeceğiz.